Doğu Taş Kelebek Mobilya Sanayi'nin 2020 yılı bilançoları açıklandı. Bu bilançoyla ilgili özet tablolara bakmaya çalışalım. Şirketin öncelikle yıllık bazda baktığımızda yıllık bazda ciddi bir büyüme sağladığını zaten rakamlardan biz görüyoruz. 2019 yılından 2020 yılına satışların 602 milyondan 994 milyona. Burada 392 milyonluk çok ciddi bir artış var. %55-%56'ya yaklaşık bir artış var. Oldukça güzel bir artış. Brüt karda da yansımış bu. 186 milyondan 325 milyona. Burada da aynı şekilde artışın korunduğunu görebiliyoruz. Esas faaliyet karı 29 milyondan 161 milyona. FAVÖK 67 milyondan 165 milyona. Net dönem karı ise eksi 65 milyon zarardan şu anda 25 milyon kâra geçmiş. Şirket açısından 2020 yılının oldukça iyi geçtiğini görüyoruz. İyi, ciddi bir büyüme oranı sağlanmış. Bunu da marjlar daha iyi de yönetilerek kârlılığa da yansıtmayı başarmış şirket. Ve oldukça güzel bir yıl geçirmiş. Marjlara baktığımızda geçtiğimiz senenin genel olarak üzerinde olduğunu görüyoruz ama son çeyrekte biraz brüt kâr marjında bir düşüş var. FAVÖK marjı yine geçtiğimiz senenin üzerinde ancak son iki çeyrek biraz düşmüş diyebiliriz. Net kâr marjı bu şirket için çok bakmaya gerek yok çünkü ciddi bir finansal borcu olan bir şirket. Bu şirket ciddi bir finansal borcu olduğu için biz cari oranına bakalım. Cari oran 0.81 şu anda, hala istediğimiz seviyelerde değil. Kaldıraç oranı 97.3, o da yüksek bir seviyede. Öz sermaye kârına bakmaya gerek yok yine bu şirket için diyebiliriz. Şimdi şirketin biz son çeyrek bilançosuna özellikle bakalım. Çünkü bu burada bizim için sürpriz olan son çeyrek. İlk 3 çeyreği zaten görmüştük. Bakın son çeyrekte 377 milyonluk bir satış gelirine ulaşmış. Bir önceki çeyrek 272 milyon. Geçtiğimiz sene son çeyrek 160 milyon. Yani geçtiğimiz sene son çeyreğinin şu an 2 katını çok da fazlasıyla geçmiş. Bir önceki çeyreğe göre de yaklaşık 100 milyonluk yine ciddi bir artış oranı yakalanmış. Şirket son çeyrekte adeta patlama yapmış hasılatta. Çok ciddi ve güzel bir rakam yakalanmış. Son çeyrekte FAVÖK oranı 56 milyon, yine bir önceki çeyreğin üzerinde kalmış ama bu hasılat kadar yansımamış tabii. Onun ayrıntılarına bir bakmak lazım. Net kar ise bir önceki çeyreğe göre 20 milyondan 24 milyona çıkmış. Yine güzel bir yıl geçirmiş diyebiliriz. Çeyreklik gelir tablosuna bir bakalım. Oradaki kalemlere bakalım. 272 milyondan 377 milyona 105 milyonluk bir artış varken maliyetlerin 177 milyondan 263 milyona, burada daha altında kalmış. Güzel, maliyetlerden daha fazla hasılat artırmış. Bu da brüt kârda 95 milyondan 114 milyona çıkarmış. Burada da yine güzel bir artış sağlamış şirket. Bakalım brüt kârdan devam ediyoruz. Şöyle ciddi bir kalem var mı? Genel yönetim giderleri biraz artmış. 5 milyon civarında önceki çeyreğe göre. Pazarlama satış dağıtımı 10 milyon artmış. Bu kalemlere ciddi harcama yapılmış. Diğer faaliyet gelirleri bir önceki çeyrek 37 iken bu çeyrek 10'a düşmüş. 10 milyona. Faaliyet giderleri artmış. Bu da zaten esas faaliyet kârı zararına baktığımızda, bakın faaliyet kârı zararı bir önceki çeyrek 71 milyondan bu çeyrek 39 milyona düşmüş. Yani satış gelirleri 100 milyondan fazla artmasına rağmen faaliyet kârı şirketin bir önceki çeyreğin altında kalmış. İşte burada yan kalemlerin önemini görmüş oluyoruz. Finansman geliri var. 42 milyon finansman gideri yazmış bu çeyrekte. Bir önceki çeyrek 79 milyondu. Burada biraz düşme var. Vergi öncesi kar bu finansman gideri farkıyla bir önceki çeyreğin üzerine çıkmış. Dönem karı da ana ortaklık payı bizi ilgilendirir. 24 milyon olarak bir önceki çeyreğin üzerinde kalmış. Yine güzel bir çeyrek geçirdiğini düşünebiliriz şirketin. Şimdi bu tarz şirketlerde büyümeye odaklanan ve öz sermayesi, bakın daha yeni şirketin eksiden artıya geçiyor öz sermayesi. Şimdi geçtiğimiz dönem bu şirketi yorumlayan birçok kişi öz sermayesi ekside diye mesela olumsuz kanaat bildiriyordu. Ancak bu tarz şirketlerde bu şirket nereye gidiyor? Bu parayı ne yapmış? Bu kadar borcu, finansal borcu ne yapmış? Şeklinde mutlaka inceleme yapılması lazım. Faaliyet raporu ve finansal bilançonun tamamı incelendiğinde finansal raporların bunlarla ilgili bize ipuçları verecektir. Bakın PDDD oranı 25.51. Bir önceki çeyrek bu eksideydi. Şu anda hala 25.51 dediğimiz zaman birçok kişiye çok yüksek gelecektir. Ancak bu şirkette ciddi bir büyüme olduğunu görüyoruz. Bakın son 1 yıl içerisinde yakaladığı büyüme çok iyi bir büyüme. Ve bu devam eder ise 2020'de yani 1.4 milyon, 1.5 milyar düzeltiyorum. 1.4, 1.5 milyarlık bir hasılat yakalayabilirse şirket zaten bu borçluluk sorununu da çözmeye başlayacaktır diyebiliriz. Net borç FAVÖK oranı bakın 3.46. Şu anda yüksek bir oran. Yani bu oran bu tarzda bir şirket için, yıllık hasılat 994 milyon olan bir şirket için 586 milyonluk finansal borç, 571 milyonluk net borç yüksek bir oran. Evet, ancak bu şirkette eğer büyüme var ise
Bunları ne yapabiliriz? Absorbe edebiliriz. Yani çok da önemli değil diyebiliriz. Şirket bunu çevirebilir diyebiliriz. Önemli olan şirket bunu çevirebilir mi, çeviremez mi? Yani şirket 161 milyon esas faaliyet kârı yapmış. Bu kârın tamamı faize giderse sıkıntı olacaktır. Ama bakın bu şirket şu anda 600 milyon, %20 faiz, 120 milyon maksimum borç ödeyecek. Esas faaliyet kârı şu an üzerine çıkmış artık. Bunun çevirmesi rahatlamış. Bu son yılda yaptığı atakta. 2021'de bu ivme devam ederse o zaman finansal borçlarda da ciddi oranda azalma göreceğimizi düşünüyorum ben bu şirket için. Şu andaki FK oranı 29.67. Yüksek bir oran tabii ki ama çok yanıltıcı olacaktır bakın. Bir önceki sene zarardan şirket kâra geçmiş. Yani şu anda aslında şirket bir toparlama evresinde. FD Favök 8.09. Bu daha güzel, daha cazip bir oran. Yani ben bu şirkete baktığımda şunu söyleyebilirim. Bu şirketin faaliyet raporu ve finansal raporların tamamı okunduğu zaman bu şirket 2021 yılında bize bu şekilde bir büyümeyi tekrardan eğer vaat ediyor ise ben bu şirkette bir potansiyel olduğunu düşünebilirim. Bunları okuyacağım ben. Şu anda açıkçası şirkete ben pozitif bakıyorum. Pozitif baktığım şirketlerden bir tanesi diyebilirim. 764 milyonluk piyasa değeri benim şu anki bu şirket için baktığım zaman çok yüksek gelmiyor bana. Buradaki rakamlar yanıltıcı olabilir ama ben şuradaki büyümeye bakıyorum ve 2021'de bu şirket ne yapabilir? Ne kadar hasılat yapabilir? Ne kadar faaliyet kârı getirir? Ne kadar FAVÖK oluşturur? Ne kadar net dönem kârı getirebilir? Tarafıyla ilgileniyorum şu anda. Geçtiğimiz veriler bizi yanıltacaktır. O yüzden ben bu şirket için şu anda açıkçası bu özet finansal tablolara bakarak pozitif olduğumu söyleyebilirim. Şu anda olumlu baktığım şirketlerden bir tanesi. Bir süredir izliyordum zaten bu gelişimini. Son çeyrekte de oldukça güzel bir bilanço getirdi. Önümüzdeki 12 ay için ben bu şirketten de şu anda endeksin üzerinde performans bekliyorum diyebilirim. Bununla ilgili tabii ki net emin olmak için mutlaka faaliyet raporu ve finansal raporlarında tamamının okunması gerekir diyelim. Şimdiden videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim.